Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulü Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Fatih Mekke 8. sefir 51. kısım. Vasıl süs eşyasının zekatı. Bilginler süs eşyasının zekatı hakkında görüş ayrılığına düşmüş. Bazı bilginler onda zekat bulunmadığını, bazı bilginler ise zekat bulunduğunu söylemiştir. Meselenin batini yorumu şudur. Süs konusu olan şeyler süslenmek için kullanılan eşyadır. Süslenmek emredilmiştir. Allah, ey Ademoğulları, mescitlere girerken süslerinizi alınız buyurur. Başka bir ayette ise, kulları için çıkardığı ziyneti yasaklayan kimdir buyurur. Böylece Allah ziyneti dünyaya ya da şeytana değil, kendisine izafe etmiştir. Zekat Allah'ın hakkıdır. Allah'a izafe edilen bir şeyde Allah'a ait hak olamaz. Çünkü tümü Allah'ındır. Dolayısıyla Allah'ın ziynetinde zekat yoktur. Ziynet eşyasını dünya hayatının süsü sayan ve onu Allah'ın ziynetinden soyutlayan kimse zekat farzdır. Bu durumda zekat, insanın Allah adına ziynet eşyasında bir pay belirlemesidir. Bu pay sayesinde kendisine izafe ettiği kısım hayat bulur, arınır ve temizlenir. Nitekim Allah insana Allah'tan yardım isteyip kendisini yapmakla yükümlü tuttuğu fiillerinde Allah'tan yardım istemeyi emretti. Gerçekte fail insanlar değil Allah'tır. Aynı şekilde dünya hayatının ziynetindeki o da Allah'ın kulları için çıkardığı ziynettir. Zekatın da böyle sayılması gerekir. Böylece bilginler süs eşyasında olduğu gibi kendilerine izafe ettikleri ziynet eşyasında da zekatı farz kılmışlardır. Vasıl atların zekatı. Bilginler atlar hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Çoğunluk onlara zekat düşmediği görüşündedir. Bazı bilginler ise saim olduklarında yani döl verdikleri, başka bir ifadeyle erkek dişi olduklarında kendilerine zekat düşeceğini ileri sürmüştür. Vasıl batını yorum. Bu ve benzeri hayvan türü Allah'ın ziyneti içinde yer alır. Allah şöyle buyurur. At, katır ve eşeği binmeniz için ve ziynet olarak yarattı. Bunlar Allah'ın kulları için çıkardığı ziynetinin bir kısmıdır. Sonra at savaşma özelliğine sahip bir hayvandır. Dolayısıyla at Allah yolunda üzerinde cihat edilen en yararlı hayvandır. Onda baskın olan özellik Allah'a aidiyettir. Dolayısıyla atta Allah'a ait bir hak yoktur. Çünkü onun tümü Allah'ındır. Nefsin bineği bedendir. Beden, mizaç ve doğallarının unsurları bilişiminde mümin temiz nefsin kendisinden istediği Allah'a itaate yönelmek, Allah'ın emrine karşı çıkmamak gibi bir durumdaysa Allah'a ait demektir. Bu durumda bütünü Allah'a ait olduğu için kendisinde Allah'a ait hak olmaz. Beden bazen buna imkan veren, bazen ise kendisindeki bir bozukluk nedeniyle buna imkan vermeyecek bir durumdaysa Allah'a itaatte imkan vermediği hususta nefsin bedeni reddetmesi ondaki zekat sayılır. Bu durum namaz kılmak isteyip organlarında bir tembellik ve kırıklık hisseden kimseye benzer. Tembellik ve kırıklık nedeniyle namaz kılmak istediği halde namazdan geri kalır. O vakitte zekatı vermek, namazı kılmak ve tembellik nedeniyle onu bırakmamaktır. Namaz bu vakitte batini yorumuyla doğurgan ve nesil edinebilir hükmündedir. Çünkü namazda dişiler ve erkekler vardır. Başka bir ifadeyle, akıl kaynaklı düşüncelerle nefs kaynaklı düşünceler vardır. Vasıl, doğurgan deve, inek ve koyunlar. Bazı bilginler doğurgan olsun ya da olmasın hepsinde zekatın farz olduğu görüşündeyken, çoğunluk bu üç tür içinde doğurgan olmayanlarda zekat bulunmadığı görüşündedir. Ölümün batını yorumu şudur. Doğurganlık, bütün mübah fiiller, doğurgan olmayan ise mübahın dışındaki fiillerdir. Doğurganda zekat bulunduğunu söyleyen kişi şunu düşünmüştür. Mübaha gaflet eşlik ettiği için insanı mübah işlerken şari onu mübah yaptığı için mübah olduğunun farkında olması vaciptir. Şari o fiili mübah saymasaydı insan onu yapamazdı. Böyle bir bakış mübah fiilin zekatıdır. Doğurgan olmayana gelirsek bunda zekat yoktur. Çünkü bu fiil bütünüyle vacip, memdup, haram ya da mekruh olmayla belirlenmiş fiillerdir.
Dolayısıyla bu fiillerde kul genel olarak muhayyer değildir. Bütün bunlar Allah'a aittir ve Allah'a ait bir şeyde zekat olamaz. Çünkü zekat Allah'a ait bir haktır ve bütün bunlar Allah'ındır. Bazı arkadaşlarımız memdup ve mekruhu mübaha katarak bunlardaki zekatı da mübahla bir saymıştır. Başka bir grup ise bunların mübah gibi olmadığını söylemiştir. Çünkü bu fiillerde vacip ve harama benzeyen yönler bulunduğu gibi mübaha benzeyen yön de vardır. İnsanın içinde bulunduğu hal iki bakıştan birini diğerine hakim kılmak şeklinde ise haram veya helalle ilgili hükmü içinde bulunduğu duruma göre verilir. Bu ise belli bir vakitte mübaha, başka bir vakitte ise farz ya da harama katmayı düşünmekle gerçekleşir. Buradaki benzerlik yönü şudur. Doğurgan hayvan bir mülk olduğu gibi doğurgan olmayan da bir mülktür. Dolayısıyla her ikisinin birleştiren şey sahipli olmaktır. Fakat doğurgan olmayanın mülkiyeti daha sabittir. Bunun nedeni sahibinin kendisiyle ilgilenmesi ve ona zaman ayırmasıdır. Doğurgan olan ise bir mülk olsa bile böyle değildir. Memdup ve mekruh fiiller de böyledir. Bunlar yapıp yapmamanın serbest olduğu ve bu nedenle mübaha benzeyen fiillerdir. Mekruh ve memdup aynı zamanda yapılması ya da yapılmaması nedeniyle insanın ödüllendirildiği fiillerdir. Bu durumda ise farz ve harama benzerler. Bize göre bilginlerin en doğru yorumu budur. Hepsinde zekatın bulunduğunu kabul eden kişi ise doğurgan olsun ya da olmasın, hepsinde zekatın farz olduğunu kabul etmiş demektir. Çünkü kuldan meydana gelen fiiller ilahi bir nispet yönünden kulla ilişkilendirilir. Bununla beraber delil bunun zıttını gerektirir. Bu nedenle bütün fiillerde yaratılmışa dönük bir nispet bulunduğu için zekat onlarda farz olmuştur. İnsanın bütün fiillerindeki zekatı kendisinden meydana gelen her şeyin kaza ve kaderle olduğunun farkına varmasıdır. Bir fiile başlarken tam bir müşahede ve huzur ile bunu aklına tutmalısın. Bu ölçü senenin tamamlanmasıyla gerçekleşen zekatın zamanı gibidir. Allah'a irca edilmesi mümkün olan bu fiilin miktarı ise o fiilin nisabıdır. İşte Allah'ı bilenlerin mezhebi budur. Çünkü bütün fiiller bir açıdan Allah'a ait iken başka bir açıdan da kula izafe edilir. Dolayısıyla bir iş Allah'a diğerinden alıkoymadığı gibi onları da bir yön diğerinden perdelemez. Vasıl, doğumluların zekatı. Bilginler üç tür hakkında görüş birliğine vardıktan sonra bazı konularda görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Onların bir kısmı zekatı sadece bu üç türde kabul etmiştir. Bir kısmı kesilip saklanan bitkilerde zekatın bulunduğunu söylemiştir. Bir kısmı ise topraktan yetişen her şeye zekatın düştüğünü söylemiştir. Ot, diken ve kamış bunun dışındadır. Bitkinin batini yorumu şudur. Bu tür kalbe özgüdür. Çünkü kalp düşünce bitkilerinin yeridir. Düşüncelerin hükmü oradan organlara yayılır. O halde kalpte yetişen ve varlığı beden toprağının dışında görülen her düşünceye zekat düşer. Bunun nedeni kendisinden ortaya çıkan davranışları gören kimselerin bu davranışın ona ait olduğuyla ilgili tanıklığıdır. Dolayısıyla onu tezkiye etmesi, kendisinden uzaklaştırması ve Allah'a döndürmesi gerekir. O şeyin zekatı budur. Gözükmeyen bir şey söz konusu olduğunda ise şu ihtimaller vardır. Ya sahibinin kalbine yetişen şey yetişmiştir. Bu durumda sorulacak soru şudur. Acaba o Allah'ı o üründe ya da öncesinde görenlerden midir, değil midir? Bu sınıftan ise ortaya çıkar ürün Allah'a ait olduğu için kendisine zekat düşmez. Ondan dolayı Allah'ı daha sonra görenlerden ise bu ödenmiş olan zekatın ta kendisidir. Herhangi bir şekilde Allah'ı görmez ise Allah'ı bilenlere göre zekat kendisine farz olur. Sufi fakihlere göre ise ona zekat düşmez. Çünkü şari fiili gerçekleşinceye kadar düşünceyi dikkate almamıştır. Böyle bir bitki yani kalbe gelen akıl veya nefs kaynaklı düşünce cezalandırılmayı gerektirmediği gibi zekat vermeyi de gerektirmez. Söz konusu bitkiler nefsin beslenmesini sağlayan düşüncelerden ise kendilerinde nefsin hazzı bulunduğu için zekat verilmesi gerekir. Nefsin hazzı doğrudan değil de dolaylı olarak bulunursa zekat farz değildir. Çünkü böyle bir şeyin gıdası gerçekte her şeyin kendisiyle ayakta durduğu ve bil fiil var olduğu Allah'tır. Sehl bin Abdullah'a
gıda nedir diye sorulmuş, o da Allah'tır diye cevap vermiştir. Bunun üzerine biz sana bedenlerin gıdasını sorduk denildiğinde yine Allah'tır diye cevap vermiştir. Bu konuda ısrar edildiğinde şöyle demiş: bedenlerinizden size ne? Mekanı sahibine ve yapıcısına bırakın. Onu dilerse imar eder, dilerse tahrip eder. Vasıl, nisap miktarının batını yorumu. Sorumlu organlardaki nisap her organın birinci eyleminden ikinciye geçmesi demektir. İlk bakıştan ikinci bakışa geçmek gibi. Fakat burada affedilen birinciden söz ediyoruz. Yoksa memdup olan birinciden değil. Affedilen birinci eyleme zekat düşmez. Çünkü o Allah'a aittir. İkincisi ise sana aittir ve ona zekat düşer. Bu ilk bakışta, ilk dinlemede, ilk konuşmada ya da ilk tutmada ya da ilk yürümede ya da ilk düşüncede olabilir. Dolayısıyla her uzvun kasıtsız hareketine zekat düşmez. Birinciyi takip eden ikinci hareket ise hiç kuşkusuz nefs kaynaklı bir amaçtan meydana gelir. Dolayısıyla ona zekat düşer. Yani o hareketin temizlenmesi farzdır. Bir hareketteki zekat o davranıştan tövbe etmektir. Böylece tövbe nedeniyle temizlik bakımından birinci harekete katılır. Tövbe ikinci hareketin zekatıdır. İşte bu zekat düşen her şeyde zekatın farz olma şartı sayılan nisap miktarıdır. Bu sınıflarda fıkıh hükümleri bakımından onların sayılmasına gerek yoktur. Çünkü amacımız fıkıh hükümleri belirtmek değil, batını yorumudur ki bu da açıklanmıştır. Bu açıklamanın ardından ayrıntıya girmeye gerek yoktur. Kuşkusuz zekat vaktinin batini yorumu zikredilmişti. Şimdi ise zekatı vaktinden önce vermenin batini yorumu kalmıştır. Çünkü bir grup bunu kabul etmemiştir. Ben de bu görüşteyim. Bazı bilginler ise onu caiz görmüştür. Meselenin batini yorumu şudur: gerçekleşmezden önce kalbe gelecek düşünce için idrak mahallinin temizlenmesi ona hazırlanmaya bağlıdır. Bununla beraber sahip olduğu keşif yönünden gelecek düşünceyi de bilmek gerekir. Düşüncenin geleceğine kesin olarak hükmederse onun gereğini yerine getirmez. Çünkü o ilk temizliğe döner. Meydana geldiğinde ise hiç kuşkusuz gerçekleştiği için temizlik gerekir. Dolayısıyla işler kendi vakitlerini aşmamalıdır. Çünkü hüküm vakte aittir. Vakitten önce zekatı veren kişi vaktin hükmünü işlevsiz kılmış demektir.